1 Şubat, 7 Şubat değerli yengeç burçları. Evet, para ihtiyacınız çok fazla var. Çok yoruldunuz. Artık tüm kapıları zorluyorsunuz ve maddi olarak toparlanamama korkusu ve ödeyememe korkunuz çok ön planda. Yani doluya koysam boş, boşa koysam boş tepkileri ortada ve kazancım bana yetmiyor ve bir sürü ödemelerim had safhada. Yani hiçbir şey götüremiyorum diyeceğimiz bir hafta yaşayacak ve beyin olarak çok kalabalık ve devamlı kendimizle konuşacağımız bir hafta olacak. O yüzden biraz para desteklenme, hatta kredi alayım mı, borcumu biraz kapatayım mı? Kredi niyetiniz var ama hep krediyle geçindiniz bu döneme kadar. Yani bu son kredinizi alımlama, sonra kredi kullanmanızı uygun görmüyorum. Çünkü bu şekilde daha çok borçlanıp sisteminizi toparlayamıyorsunuz. Yeni iş hayatınızla alakalı beklediğiniz değişim ya da olmasını istediğiniz bazı yenilikler var. Bunlarla ilgili büyük bir mücadele ve hatta bulunduğunuz ortamda kendinizi ispatlama, hatta maaşınızla ilgili de ispatlayacağınız haftanın başlangıcı olacak. Sorumluluklarınız artacak, maaşınız değil, sorumluluklarınız, üst düzey merkezi iş hayatınızla ilgili sorumluluklarınız artacak ve size çok büyük yükler oluşacak. Ama sonrasında maddi olarak da değer göreceksiniz ve bu hak ettiğiniz yorgunluğun karşılığını alacaksınız. Şöyle bir şey var burada, haritanıza bakıyorum da. Evet, çok uzun süredir hani aile kırgınlıkları ve aileyi bazı noktalarda telafi etmek istiyordunuz. Bu hafta ailenizle alakalı yaptığınız adımlar ve onlarla ilgili yapacağınız ilişki diyalogları, yaptığınız hataları toparlama ve aileden büyük bir destek alıp hatta ev konunuzla ilgili aileden destek alacaksınız. Bence bu hafta aileye şımarma haftası. Bu fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor. Değerli yengeç burçları, ihmal etmeyin. Ortaklı iş fikri olan, yeni ortak kurmak isteyen bazı yengeç burçları bence bu hafta beklemelisiniz. Yani en azından Mart'ta yapmanız gerek. Evet, sürpriz anlaşmalar, sürpriz yenilikler, güzel oluşumlar, güzel teklifler var ama şu Şubat'ı bir görmemiz gerekiyor. Şubat'tan sonra neye gözü kapalı ortaklık iş yapabilirsiniz? Çünkü kenardaki parayı risk etmek istemiyorsunuz ve son kazancınız. Bunu da böyle yapıp sonra mağdur olmayayım endişeniz var. Aslında altyapıyı oturtabiliriz. Mart'ta start yapabiliriz. Ama dikkatli ve otokontrollü devam edersek işimiz gayet markalaşacak gözüküyor. Sağlık sektöründe yaşlı bakımında ya da ev temizliğine bile gidebiliyor olabilirsiniz değerli yengeç burçları. İşlerinizle ilgili bazı aksilikler yaşandıysa toparlanma, iyileşme, tekrar iş kapınıza geri dönme gibi bir durumunuz var. Özellikle sevgilinizden güzel sürprizler, bu ara kıskançlık havada olacak, birbirimize flörtözde abartabilir, birbirimize gereksiz insanlardan kıskançlık haftanız olacak. İlişkimizde bir kıskançlık var. İlişkisi olmayan yengeçler geçmiş özlemi, geçmişten bir haber alacaksınız ama canınız yanacak, hiç o haberi almasanız da olur diyorum. Son zamanlarda ailenizin satmak istediği ortaklı bir miras ya da ortaklı bir malın gündeme gelişi ve size de bir ev almak istiyorlar. Bununla ilgili satış kararı verildi ve size destek verilmek istiyor. Bu da sizin için hayırlı olacak. Evli bazı yengeç burçlarında çocuk kararı, bu çocuk kararıyla birlikte huzur evresi söz konusu olacak. Hatta eşinizin bir yüksek beklentisi varsa, yeni bir konuma atanmasını istiyorsa eşler arasında, yani Şubat bitmeden hanenizde eşlerden kaynaklı rahatlık ve konum artışı gerçekleşecek diyorum. Sağlık olarak diş eti iltihaplarınız, orta kulak iltihabınız ve bağırsaklarla alakalı sıkıntılarınız olabilir. Lütfen ihmal etmeyin diyorum. Sizde de teyze, dayı, hala, amca dediğimiz kişilerde uzun süredir kırgınlıklar varsa barışma enerjisi var. Her iki tarafta hane olarak adım atacak ve aramızdaki soğukluk evresi bitecek diyorum. Kendi kariyerinizle alakalı düşünceleriniz var ama şu an için bunu yıl sonu düşünüyorsunuz. Şu an bununla ilgili değil de daha çok para kazanma, kariyer odaklı, kendi içinizdeki korkularınızla alakalı bazı evreleri yenmek istiyorsunuz. Yıl sonunda da bunların hepsini tamamlayacaksınız. Evet, kalabalık ortamlarda yer alacaksınız. Bir takım sürtüşmeler, bir takım kaoslar yaşayabilir, hatta açık olabilirsiniz ama siz akıllı ve kurnaz bir zekaya sahipsiniz. O kalabalığın içerisinden kendinizi aklayıp çok daha rahat bir enerjiye sahip olabilirsiniz. Oradaki kalabalığı da kendi haline bırak, ne halleri varsa görsün diyebiliriz.
toprak ya da farklı işlere adapte olmak isteyen bazı yengeçler için start veriyorum. Yapmalısınız. Toprakla ilgili, organik tarımla ilgili ya da köyünüze yerleşip farklı projeleriniz varsa mutlaka yapın. Bu size iyi gelecek. Devlet atamanız ya da devlete girmek isteyen bazı yengeçler için bu dönem hazırlık ya da konum hazırlığı ya da ön çalışma gibi bir durumumuz söz konusu olabilir. Bunları değerlendirmemiz lazım. Bazı yengeç burçlarında da staj beklentisi var. Staj kapılarınız hayırlı olacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İşsizler için güzel bir haftayı yavaş yavaş toparlayacağız. Endişe etmeyin lütfen.